Salgın süreci evde kalma oranımızı artırırken hareket oranımızı azalttı. Bu sürecin doğal sonuçlarından biri alınan fazla kilolar oldu. Haliyle sosyal medyada birçok diyet karşımıza çıkar oldu, ancak o diyetler sağlıklı mı? İşte uzmanından tavsiyeler. Su diyeti var. Yumurta diyeti. Salgın sürecinde alınan fazla kilolardan kurtulmak için birçok yola başvuruyoruz. Ancak uzmanlar sosyal medya üzerinden paylaşılan popüler diyetlere karşı uyarıyor. İnternette ve sosyal medyada gördüğünüz diyet başka bir birey için uygunken herkes için uygun olmayabilir. Koronavirüs salgını ve soğuk hava nedeniyle evlere kapandık. Hareketsiz yaşam haliyle birçoğumuzun başını fazla kilolarla derde soktu. Bu süreçte sosyal medyadan görülerek uygulanan birçok diyet de ortaya çıktı. Ancak uzmanlar uyarıyor, diyet yapayım derken sağlığınızdan olmayın. Sosyal medyada ve internet üzerinde birçok popüler diyet var. İşte karatay diyetleri, dukan diyetleri, işte çiğ besinleri tüketerek yapılan diyetler. Birçok kişi fazla kilolarından kurtulmaya çalışırken uyguladığı diyet sırasında kulaktan dolma, güvenilir olmayan yöntemler tercih ediyor. Bilinçsizce yapılan beslenme hataları kilo vereyim derken aksine kilo almaya sebep olabiliyor. Su diyeti var. Yemek yemiyorlar, sadece sıvı tüketiyorlar. Yani zararlı bence bunlar. Kilom gayet güzel. Yapan kişilere de önermiyorum. Bazı kişiler bütün gün aç kalıyorlar. Bu sayede diyet yaptıklarını düşünüyorlar. Sağlık açısından güvenilirliğine inanıyoruz. Yapıyoruz. Bilinçsiz bir şey bence. Karantinadayız ve evdeyiz. Sağlık söz konusu olunca her zaman işin uzmanlarından destek almakta fayda var. Bir haftada 4 kilo verdirme diyeti yaptınız. Tamam, kilo verdiniz ama bu verilen kilo genelde yağ kaybı olmuyor. Kas ve su kaybı oluyor ve geri dönüş size çok kolay bir şekilde oluyor. Ve her zaman dediğim gibi sürdürülebilir bir beslenme şeklini hayatınıza oturtursanız daha sonrasında hızlı bir şekilde kilo almazsınız ve verilen kayıplar yağ kayıpları olur. Uzmanlar kilo vermek isteyenlere aralıklı oruç diyetini öneriyor. Aralıklı orucu ben destekliyorum. Çok güzel sonuçlar da alıyoruz. Şu şekilde aslında bizi eskiye götürüyor. İki öğün beslenme şeklinde, sabah ve akşam şeklinde. Antalya'da bir erkek kuaförü sıra dışı yöntemle saç kesiyor.